de çukuru çocuğuyuz. Mersin Valili Himayesi ve MTSO ev sahipliğinde 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla bir otelde toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Ali İhsan Suyun yanı sıra MTSO Yönetim Kurulu üyeleri, MTSO 29 No'lu Kırtasiye Matbaa Reklam Ajansları ve Basın Yayın Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Görkem Aksoy ve komite üyeleri Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal ve Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleriyle çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantının açılışında konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, başarının ayrıntılarda gizli olduğuna dikkat çekerek, sanayicinin de, tüccarın da, gazetecinin de, bürokratın da, her kesimin işini en iyi şekilde yapması gerektiğini vurguladı. Şunu çok açıkça söyleyelim, gerçekten muhabir arkadaşlarımızın, gazeteci arkadaşlarımızın, bu sektörde çalışanların işleri gerçekten zor. Ben onlara kolaylıklar diliyorum. Kolay bir iş değil. Şimdi herkes kendi konusunu bu anlamda çok iyi yapmaya çalışmanın gayret etmelidir. Gazetecilerimiz de gazeteciliği en iyi şekilde yapmak için büyük gayret göstermeli. Hakikaten bugün artık ayakta kalabilmek için çok iyi olmanız gerekiyor. Çok iyi olursanız ayakta kalırsınız. Konuşmasının sonunda bir de müjde veren Vali Su, söz verdiğimiz gibi Halk Kavşağı'nın at yollarının açılışını bugün yapıyoruz dedi. Mesela bugün de inşallah daha önce gitmiştik malumunuz, onu da söyleyeyim. Hal kavşağı bugün açılıyor, bugün bir taraf açıldı, öğleye kadar, öğleden sonra tam anlamıyla alt kısım, alt gidiş gelişler hizmete açılmış oluyor. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ise konuşmasında medyanın özgür sesinin güçlenmesi için hukuki düzenlemeler kadar basın kuruluşları ve çalışanlarının meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine uymasının, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermesinin de büyük rol oynadığını söyledi. Kentimizde de tarafsız gazetecilik anlayışını prensip edinmiş gazetecilerimizin çaba ve emeklerini takdirle takip ediyoruz. Bu düşüncelerle genelde son derece zor koşullarla gece gündüz demeden, bayram izin demeden, hatta bazen hayatları pahasına görevlerini yerine getirmekte olan gazetecileri saygıyla anıyor. Tüm değerli basın mensuplarının ve medyanın her alanda emek veren emek veren dostlarımın çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyor, başarılar diliyorum. MTSO 29 No'lu Kırtasiye Matbaa Reklam Ajansları ve Basın Yayın Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Görkem Aksoy ise konuşmasında çalışan gazeteciler gününün nereden geldiğini, gazetecilerin haklarını elde etme mücadelesini anlattı. Basın emekçileri, gazeteciler, söz hakları her daim büyük ya da küçük bir takım baskılara, haksızlıklara maruz kaldı. Bu konuda idealizmin, istememenin, arzulamanın, gerçekten haber yapmak, haberin peşinde olmak, gerçeğin peşinde olmakla ilgili büyük bir iştah gerekiyor. Toplantı basın mensuplarının sorunlarını dile getirmesi ve ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Yaklaşın. Sizleri de biraz arkaya alalım.